Suriyeliler mevzusu o kadar ilerledi ki artık milletimiz şu seviye geldi. Biri tecavüz etti, Suriyeli mi yaptı? Biri hırsızlık yaptı, Suriyeli mi yaptı? Biri adam öldürdü, Suriyeli mi yaptı? Yo yo, Suriyeli değil, Afgan yapmış. Ha tamam. Yo yo, Türk yapmış. Ha tamam. Ya bu kadar Suriyeliler artık kin, nefret dolmaya başladı millet. Allah Celle Celaluhu bu Suriyelilere yardım etsin arkadaşlar. Ne diyeceğim bilmiyorum. Bunlar ne yapacak? Bilmiyorum. Çalışıyorlar, diyorlar ki bu sefer bize iş kalmıyor. Çalışmıyorlar, eşek gibi yatıyorlar. Ondan sonra gitsinler diyor, Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'ya giderken yolda denizlerde boğuluyorlar. Avrupa'da affedersin bok mu vardı, ne işiniz vardı? Burada rahatlık mı battı ya? Allah'ın muhtacına bizi muhtaç etmesin, kurban oldum Allah'ın. Muhtacına bizi muhtaç etmesin. İşte muhtaçlara muhtaç olursan sonun bu. Allah bizi devletimizin muhtacına muhtaç etmesin arkadaşlar. Buradan ibret alalım arkadaşlar. Suriye'den ibret alalım. Ülkemizde oynanmak isteyen iç savaşlara hepimiz ne yapalım? Tedbirli olalım arkadaşlar. İç savaşlara. Şimdi de Türkiye'de Türk-Kürt savaşı, iç savaşı yıllarca yapılmaya çalıştı. Şimdi de Türkiye'li, Suriyeli kin, nefret birbirine getirerek çarpıştırmaya çalışıyor. Bunlara ne yapalım? Uymayalım arkadaşlar. Halkımızın eleştirdiği konularda haklı tarafı var. Devletimizin de haklı tarafı var. Bunlar orada 4-5 milyon insanın canının namusunu biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kurtardık. Bıraksaydık hepsi orada ölecekti. Ama devlet bir anda getirdi, bir yer bulamadı. Ondan sonra şehirlere saldı. Denetim yapamadı. Devletin eksiği var. Ama halkımızın da eleştirilerde eksiği var mı? Var. Ama onun bir çözüm üretilmesi lazım. Ben onu söylemek istiyorum. Hiç olmadı büyük şehirlerde. Zaten ulaşım zor. Zaten otobüs, metrobüsler dolu. Zaten park alanları, zaten deniz alanları kısıtlı. Bizim milletimize yetmiyor. Millet de bunları görünce bu sefer şarteli atıyor. Devletin de bu konuda ne yapması lazım? Çalışmasını yapması lazım. Biraz daha idare edelim arkadaşlar. Suriyeliler hakkında yapılan iftiralara, ondan sonra karamalara inanmıyorum. Bak bir haber çıkıyor. Açıyorsun, Suriyeli değilmiş diyorsun. Bak bir haber çıkıyor, iftira çıkıyor. Ne yapıyor? Algı artık bizi iç savaşa, Suriyelileri boğazlamaya getiriyorlar arkadaşlar. Hep algı. Bak ben Suriyeliler hakkında algılara cevap vereceğim. Niçin? İç savaşa engel olmak, Suriyelilere karşı milletin birbirine girmesine engel olmak için, Suriyelilerin avukatlığını değil, mazlumun avukatını yapmak için, haksızlığa karşı susan dilsiz şeytan olmamak için konuşacağım. Yapılan algılara bak. Bir, sayıyorum. Suriyeliler savaştan kaçtı. Herkes bunu söylüyor. Vallahi yalan, Suriyeliler savaştan kaçmadı. Savaş nedir arkadaşlar? Savaş, iki ordu karşılaşır. İki ordu, Suriye, İran karşılaşır. Savaşa gider. Oradan Suriyeliler bizim ülkemize kaçar. Bunlar savaştan kaçmadı. Ama Suriyeliler savaştan mı kaçtı arkadaşlar? Suriye'de kim kimi öldürüyor? Suriye'de iç savaş var. Kardeş kardeşi öldürüyor. Esad'ın ordusu kendi halkını öldürüyor. Kendi halkını öldürüyor. Savaş mı var arkadaşlar? Suriye'de savaş yok. Katliam var. Kim yardım ediyor? Esad'a İran yardım ediyor. Rusya yardım ediyor. İran, Rusya, Esad kendi halkını öldürüyor. Orada katliam var. Millet katliamdan kaçtı. Savaştan kaçmadı. Vallahi yalan, savaştan kaçtı. İşte hepiniz seyrediyorsunuz. Orada savaş yok. Katliam var. Ne diyorlar? Toprağını sattı. Bunlar toprağını sattı diyorlar Suriyeli. Allah rızası için toprağını kime sattı? Rus'a mı sattı? Ermeni'ye mi sattı? Kime sattı? Orada sattı dediğin kim? Esad değil mi? Esad o devletin başkanı değil mi? O ordu devletin ordusu değil mi? Devlet kendi halkını öldürmüyor mu? Bu gelen kaçan, oradan kaçan mazlumlar. Nasıl sen o toprağını sattı dersin? Toprağını satmadı. Toprakta kardeş kardeşi öldürüyor. Kendi toprağını öldürüyor. Oradan canını kurtardı. Kurtarmak için, namusunu kurtarmak için bizim ülkeye geldi. Nasıl sen bunu toprak sattı diye milleti böyle iftira atabilirsin? Son en büyük yalan, üçüncü yalan. Diyorlar ki bizim askerimiz Suriye için orada savaşıyor, şehit oluyor diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. Bizim askerimiz orada kendi sınırlarını korumak için Amerika'nın beslediği IŞİD'in, Amerika'nın beslediği PKK, PYD'nin devlet kurmasını engel olmak için kendi sınır dışında operasyon yapıyor. 10 senedir orada savaş var. 10 senedir Türkiye Esad'la mı savaşıyor orada? Suriyeliler için mi savaşıyor? Son 200 senedir sınır ötesi operasyon yapıyor. Amerika silahı yığdı devlet kuracaktı. Devletimiz ne yaptı? Sınır dışına çıktı. Ne yaptı? PYD'nin kuracağı devletin batağını kuruttu. IŞİD devlet kuracaktı. Batağını kuruttu. Nerede şimdi IŞİD, PYD, PKK devlet kuruyor muhabbeti? Ortadan kaldırdı. Suriyeliler için gitmedi. Kendi sınırını, güvenliğini sağlamak için gitti. Ve gitti ki batağı kuruttu arkadaşlar. Ve orada Suriyeliler kimle savaşıyor? Türk askeri. ÖSO var değil mi arkadaşlar? Bu HGS, OGS değil değil mi? Özgür Suriye Ordusu. Türk askeri yetiştirdi. Suriyelilerden oluşan orduya beraber girdiler. Biz kendi sınırımızı koruyoruz. Onlar da kendi topraklarını güvenli bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Beraber savaşıyorlar arkadaşlar.
Suriyeliler savaşmıyor sözü yalan. Eli silah tutan gitsin diyor arkadaşlar. Eğer Suriyeliler savaştan kaçıyor, eğer eli silah tutan askere gitmiyorsa Suriyeliler, haklısınız. Süleyman Soylu çağrı yaptı da Suriyeliler gelsin, silah vereceğiz, savaşsın. Eğer gitmediyse haklısınız, hain bunlar. Ama ne devlet çağırıyor, ne silah veren var. Eli silah tutan gitsin. Evet, eli var ama silah yok arkadaşlar. Silah olsaydı insan orada karısına kızına tecavüz ettirir miydi? Gökten Rusya bombalıyor, İran bombalıyor, Esad bombalıyor. Nereye gidecek arkadaşlar? Gidecekti, niye geldi zaten? Nasıl diyebilirsiniz bunları ya? Nasıl diyorsunuz orada bu millet nasıl savaştan kaçtı diyebiliyorsunuz? Ve sonra biz olsaydık şöyle böyle yapardık. Şöyle ya Allah'ım ya Rabbim, korkuyorum Allah bize bela verecek arkadaşlar. Hadis-i şerifte geçiyor. Bir milleti kılarsanız, birini kınarsanız işte o kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmez. Allah da bize bir iç savaş çıkartacak. Kendi devletimiz bizi bombalamaya başlayacak. Rusya oradan bombalayacak. İran oradan bombalayacak. Yunanistan oradan bombalayacak. Hadi bakalım, siz diyordunuz biz olsak böyle yapar. Ne yapacaksın? 15 Temmuz'da ne yaptık arkadaş? Ben de Saraçhane'deydim. Ne yaptım? Silah yok, bir şey yoktu ya. 2 saatte 250 şeyimizi, vatandaşımızı şehit ettiler. Orada 10 senedir sürüyor ve bütün gökten bomba yağdırıyor. Giden oraya ne yapacak Allah rızası için ya? Söylemeyin böyle ya. İşte bayramda gidiyorlar diyor. Arkadaşlar bayramda giden oraya kaplıcalara gitmiyor, rezistanslara gitmiyor. Bir sorun, niye gidiyorsunuz diyor. Gitmiş adam, gelmiş hiçbir şeyini almadan bakıyor toprağına. Anasını babasını kaybetmiş, ona gidiyor. Ne var ne yok oraya biz gidip görmeye gidiyor. Orada kalacak bir yer yok. Elektrik yok, su yok, yiyecek yok. Güvenli bölge dediğin yerde hala bomba atılıyor. İnsan orada ne yapacak? Çocuğunla gittiğini düşün. Kışın orada ne yapacağını düşün. Yazın sosuz ne yapacağını düşün arkadaşlar. Aman arkadaşlar, algılara uymayalım. Bak bu bir ton böyle iftira oluyor. En son ne? Oy verecek. AK Parti bunları alıyor, oy verdirecek. Bunları kullandıracak. Ha işte İstanbul'da en çok Suriyelilerin kaldığı yer. Ne oldu? Oy mu verdirdik? Ne yaptı? Kaybetti. Hani onlara oy kullandıracak. Hep algı ne yapıyor? Artık millete Suriyeliler böyle boğazlatacak duruma geldi bu iftiralar, bu yalanlar. Acil de devletimiz bu konuda iftira atan, biri iftira attığı zaman, bir yalan haberi yayınladığı zaman hemen onu tutuklaması lazım ki bunu bastırması lazım. Yoksa millet birbirine girecek ve çözüm üretmesi lazım devlet. Artık bunu bakanı, milletvekili kimse bu çözümleri üretmesi lazım. Süleyman Soylu açıkladı, içinde usulsüzlük yapan, ondan sonra kanunlara uymayanlar dedi, sınır dışı ediyoruz dedi. Biz de bunu istiyoruz zaten, bunu yapsın. İçinde terbiyesiz, namussuz, haddini bilmeyen çıkarsa o utanmazlar. Misafir olarak gelmişim burada, her türlü haltı yiyorsun, göndersin, kıçına vursun, göndersin. Ama mazlumu arkadaşlar, yapmayın. Bunlar insan, bunlar melek değil, hepsi iyi olsun. Bunlar şeytan değil, hepsi kötü olsun. Onlar da bizim gibi insan. Bizim de nasıl iyimiz kötümüz varsa onların da var.